mezarına gömsünler sizi, bahar mezarına gömsünler sizi. Yapraklar gibi buluştunuzdu, kokular gibi seviştinizdi. Bahar mezarına gömsünler sizi, bahar mezarına gömsünler sizi. Yaz mezarına gömsünler sizi, yaz mezarına gömsünler sizi. İlk kezmiş gibi buluştunuzdu, son kezmiş gibi seviştinizdi. Yaz mezarına gömsünler sizi, yaz mezarına gömsünler. Çok fazla insan, iyi niyetli insan, Mehmet Pişkin'le ilgili çok fazla soru soruyor. Rahatsız edici şekilde. Bu konuda bugüne kadar konuşmak istemedim, konuşmadım, yazmadım. Ancak bazı intiharları önlemek için konuşmak zorunda hissettim kendimi. Umarım olası intiharları önlerim. Bir kişi bir kişidir. Mehmet Pişkin'le ilgili uzman yorumlarını okudum, dinledim. Birçok kişiyi de dinledim. Şu kararı verdim. Hepsi İşkembeden sallıyor. Çünkü psikiyatrinin ve psikolojinin ölçü birimi yok. Atıyorlar. Çöküntüdeymiş, depresyondaymış. Bu adam çöküntü, depresyonda değil. Çok farklı bir şey var. Şimdi çöküntüde, depresyonda olan bir kişi, antidepresan kullanan bir kişi nasıl olur ona bakalım. Bir insan çöküntüde diyelim, gitti antidepresan aldı, ne olur biliyor musunuz? Öz bakımı düşer. Kendine bakmaz, intihar duygusu aniden gelir. Örneğin aniden intihar eder. Bu şekilde intihar edip de intihar notu bırakanı görmedim ben çevremde. Onlarca, yüzlerce intihar gördüm. Duydum, inceledim. Bu şekilde bir intihar notu görmedim. Bu çok farklı bir şey. Örneğin Amerika'da adam antidepresan alıyor. İlk 15 gün, 20 gün yüksek intihar riski var. Aniden intihar ediyor. Mehmet Pişkin'in bakın, öz bakımı yüksek, tıraşlı, zayıf, şarabını içiyor, iyi giyimli, markalı giyiniyor, müzik dinliyor, kendi de ifade ediyor. Sabahları neşeli uyanırım diyor. Ancak ölmeyi seçmiş. Bu adamı, Mehmet Pişkin'i çöküntüde, depresyonda ondan intihar ediyor demek kolay. Peki bu iki farkı açıklayın bakalım. Neden öz bakımı düşük değil? Neden intihar notu bırakıyor? Çünkü birçoğu intihar notu bırakmadan intihar eder. Çünkü artık o bile değersizdir gözünde. Psikolojinin, psikiyatrinin bir ölçü birimi yok dedik ya. Aslında var. O da mikromimikler. Bu ölçü birimi mi? Değil. Psikiyatristlerin işine gelmez. Çünkü para kazanamazlar. İlaç şirketleri mikromimikten ne yapacak ki? Bazı psikologlar bunu kullanıyor. Yani bir insan güldüğünde onlarca kası kasılıyor. Bilmiyorum sayısını. 30 tane belki. Zorlantılı bir gülüşte, yapmacık bir gülüşte daha az kas kasılıyor ve kısa sürüyor. Hemen gerçek duygusu belli olur ardı ardına. Örneğin güler arkada böyle yapar. Bunu mikro mimiklerle anlayabiliriz. Örneğin Mehmet Pişkin'in bir saniyelik videosunu alın veya iki saniyelik fotoğrafları koyun teker teker ve büyütün ekranı. Burada yapamıyorum. Mikro mimikleri görürsünüz. O dalgalanmaları görürsünüz. Peki bu çöküntü değil dedik. Peki ne olabilir? Bir tek açıklaması var. Uyarıcı kullananların yaşadığı bir sorun. Uzun yıllar uyarıcı kullanan insanlar
mutlu yaşarlar, enerjik olurlar, zayıf olurlar, kilolarını yakarlar. Ancak sonu kalıcı mutsuzluktur. Bunu depresyonla, çöküntüyle karıştırmayın. Kalıcı mutsuzluk. Peki, en bilinen uyarıcı ne? Elbette kokain. Kokain, düz tabakanın bir içeceği. Peki, kokain dışında ne var? Söyleyeyim ben size, ders çalışmak için kullandıkları Ritalin ve Concerta. Bugün lise öğrencileri dahi, hatta 5 yaşındaki çocuklara dahi bu ilaçlar veriliyor. Ritalin ve Concerta ile kokainin formülü hemen hemen aynı. Ne yazık ki bugün birçok üniversitede, tıp fakültelerinde, hukuk fakültelerinde öğrenciler kullanıyor. Hatta utanmadan beni arıyorlar. Diyorlar ki, abi vizelerim var, finallerim var, kullansam olur mu? Kullan da gör gününü. Bakınız, bir insan üniversitede ders çalışmak için Ritalin ve Concerta kullansın. Başarı yükselir. Saatlerce ders çalışır. Yüksekte not alır. Mezun olsun, işte eli para görsün. Ritalin ve Concerta kesmez bunu. Tabii ki alkol alır, şarap alır ve kokain alır. Ritalin ve Concerta'ya alışmışsa. Uzun yıllar kullanımı sonucu olacak durum şudur: kalıcı mutsuzluk. Gelelim Mehmet Pişkin'in cinsel yaşamına. Birçok kişi demiş ki eşcinselleri destek partisine katılmış. Onların destek vermiş. Adama eşcinsel çıkardılar. Ya size ne? Adam neyse ne? Peki, şimdi düşünelim. Acaba eşcinsel mi değil mi? Bakınız, konuşurken kelimelerin ortasına basıyor. Yani bu anlatılmaz. Bu artık yılların deneyimi. Kelimelerin ortasına basan, öyle vurgulayan kibar insanlarda biseksüel eğilimler olabiliyor. Kadınlarla arası iyi, yakışıklı birisi, kariyeri var, parası var, gücü var, elbette iyi olur. Ancak benim görüşüm biseksüel. Olsun biseksüel, şey yapmıyorum yani, bunun o eğiliminden dolayı onu hakaret etmiyorum veya hatırasına hakaret etmiyorum. Demek istediğim şu: insan ilişkilerinde problem yaşamış olabilir. Videosunda diyor, bazı taşkınlıklar oldu diyor. Çünkü iyi birisi, nazik birisi, kırıcı bir takım ilişkiler olmuş olabilir. Videosunda diyor ki, işte birçok kadın arkadaşım oldu, işte çoğu manyaktı, işte eğlenebilirdik, bir şeyler düzelebilirdi, çılgınca yaşamış, eğlenceyi seviyor. Psikiyatristler hemen bunu bipolara kakalarlar. Ancak kalıcı mutsuzluk, bu ancak kokain ve uyarıcı kullanan insanlarda olur veya ilaç kullanan insanlarda olur. Sadece uyuşturucu, uyarıcı değil. Bakınız, çocukluktan Ritalin, Concerta kullanmış. Daha sonra nasıl söyleyeyim, sürekli depresif modda gezen insanları çok gördüm. Üniversite okuyorlar, adam birinci sınıfta 4 yıldır. Bakınız, nazik, hassas birisi Mehmet Pişkin. İntihar etmesinin nedeni ne olabilir? Kalıcı mutsuzluk en büyük neden. İntihar üzerine düşünelim. İntihar gerçekte çoğunlukla çevreye ağır bir eleştiridir. Ha, şu var, kanser hastasıdır, dayanılmaz acıları vardır, intihar eder. Veya işte antidepresanların etkisiyle eder. Çünkü acı çekiyordur. Derecesi -1, -2'dedir. 0, -2'den iyidir. Bunu kastetmiyorum. İntihar çevreye karşı, diğer insanlara karşı ağır bir eleştiridir. Adam zaten mutsuz.
Çok kadınla arkadaş olması mutsuzluktan kurtulmak olabilir. Bu bir deneme. Ancak sonu hayal kırıklığı. İnsan ilişkilerinde derin bir hayal kırıklığı sonucu oluşuyor. Peki bunları nereden biliyorum? Bir kez kendisiyle konuştum. Bir kez. Peki çevresi engelleyebilir miydi? Yakınları engelleyebilir miydi? Evet, engellerdi. Bunu veya Mehmet Pişkin gibi kişileri genelde çevresi anlayamaz. İyi niyetleri genelde suistimal edilir. Ve insanları kırmamak adına maske takarlar. Yani ama o gülücüklerin, mutluluğun veya mutluluk maskesinin ardındaki hüznü, kırılganlığı, acıyı göremezler. Bana soru soran öğrencilerime, takipçilerime, Mehmet Pişkin'i seven insanlara şunu sesleniyorum. Çocuklara ve genç nesle uyarıcılardan koruyun. Elbette tüm uyuşturuculardan. Ancak Ritalin ve Konserta gerçekten tehlikeli. Mutluluk verir, konsantreyi artırır, sözde zekayı artırır. Ardından da kokain gelir. Bu durumda yani kokain ve uyarıcı kullanan insanların anlayışla karşılayın. Onların mutluluğunu aldanmayın, yalnız bırakmayın, kırıcı davranmayın. Önce mutluluk, işte sevinç, enerji yükselir. Arkasından korkunç bir çöküntü gelir. Ve diğer intihar tipiyle, yani antidepresanlardan kaynaklı intiharlara benzemez. Onun için anlamak zordur. Bunun için Mehmet Pişkin'in intiharı merak uyandırdı. İnsanların kafasına soru işareti bıraktı. Kimisi nefret etti, kimisi çok sevdi. Gerçek bu. Anlayışla karşılayın, Ritalin, Konserta ve kokainden uzak tutun ve karşıdaki insanlara saygılı olun. Mehmet Pişkin'in hatırasına saygıyla anıyorum. Vasiyetini yerine getirmediler ama onun için bir şeyler yapacağım. Yani onu hatırasına yaşatacağım. Mezarına gömsünler sizi, güz mezarına gömsünler sizi, salkımlar gibi buluştunuzdu, ovlar gibi seviştinizdi. Güz mezarına gömsünler sizi, güz mezarına gömsünler sizi. Kış mezarına gömsünler sizi, sokaklar gibi buluştunuzdu, çarşılar gibi seviştinizdi. Kış mezarına gömsünler sizi, kış mezarına gömsünler sizi.